Merhaba arkadaşlar, hepinize hayırlı akşamlar dilerim. Bugün 30 Temmuz 2020 günlerden Perşembe, saatlerimiz 22.38'i gösteriyor. Yarın 31 Temmuz 2020 günlerden Cuma. Yarın biliyorsunuz Kurban Bayramı'nın birinci günü arkadaşlar. Ben bütün arkadaşlarımın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlar. Sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Umarım şansımızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir bayram olur sevgili yarışseverler. Ama en önemlisi dünyada savaşlar bitsin, barış olsun, çocuklar ölmesin diyoruz arkadaşlar. Gerçekten dünyada bu geçtiğimiz sene çok kan aktı. Artık silahlar sussun, savaşlar olmasın diyoruz. Bu da benim en içten dileğim, en içten temennimdir sevgili yarışseverler. Arkadaşlar, yarın 31 Temmuz 2020 Cuma günü gündüz programı Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda koşulacak. 10 koşuluk programla start alacak. Burada 1. altılı ganyan analizlerimizi vermiştik. Sıra geldi 2. altılı ganyan analizlerimize. Yine akşam İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda koşulacak. 10 koşuluk bir program var. 9 koşuluk bir program var arkadaşlar, özür dilerim. İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda koşulacak 9 koşuluk bir program var. Burada da sırasıyla 1. ve 2. altılı ganyan analizlerimiz olacak. Ben analizlerime geçmeden önce bütün arkadaşlarımdan rica ediyorum, özellikle kanalımıza abone değilsiniz. Kanalımız ücretsizdir. Sadece videonun sağ altında bulunan kırmızı butona, abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilir. Kanalımızın yükselmesinde sizler de katkı sahibi, sizler de pay sahibi olabilirsiniz. Ayrıca bütün arkadaşlarımdan videolarıma beğeni atmalarını, like atmalarını önemli rica ediyorum. Atacağınız her beğeni, atacağınız her like bizi gerek Google'da, gerek YouTube'da, gerek sosyal medyada en üst sıralara taşıyacaktır ve kanalımızın hızlı büyümesine neden olacaktır. Bu konuda duyarlı olmanızı, videonun başında videolarıma beğeni atmanızı önemli rica ediyorum sevgili yarışseverler diyerek ben Bursa 2. altılı ganyan analizime geçiyorum. 31 Temmuz 2020 Cuma günü Bursa'da 10 koşuluk bir program var sevgili yarışseverler. 1. altılı ganyan analizimizi vermiştik. Sıra geldi 2. altılı ganyan analizimize. 2. altılı ganyan program 5. koşusuyla başlayacak. 3 yaşlı Arapların 1200 mesafe çim pistte koşulacak. Meydin yarışı burası, altılı ganyan İlkaya. Burada özellikle takibimdeki bir isim, Altaha temsilcisi 9 numara Tanır Bey. Bugün Mustafa Çiçek dairesinde piste çıkacak. Özellikle aksiyonlarını beğendiğim bir safkan, Sayın Ahmet Akbulut'a ait bu safkanı bugün birinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 3 numaralı Baba İrfan, yine son yarışını beğendiğim bir safkan, bir Araslı torunu, bir Yakup Bey temsilcisi Nevzet Avcı İdaresi'nde benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine 11 numaralı Ernaz. Arkadaşlar, bu safkan da bir Gökay Bir torunu, Uçan Bey temsilcisi. Galoplarında özellikle beğenimi kazandı. 11 numaralı Ernaz da bugün İbrahim Ali Ketme İdaresi'nde ilk 3 safkan içerisinde bulunmalı. Meydin yarışı olması, gerçekten birbirinden güzel safkanların olmasıyla buraya biraz fazla safkan önereceğim arkadaşlar. Yine 7 numaralı Sukut Bey, Sinan Özen İdaresi'nde piste çıkacak. Bu grupta etkili olacağını düşündüğüm bir safkan. Yine 5 numaralı Çığ Rüzgarı, Mahsun Demirbaş İdaresi'nde benim bu koçta şans verdiğim isimdir. Son 2 isim vereceğim sürprize. 4 numaralı Budaklı ve 8 numaralı Süpermen isimli safkanları ben bu yarışta sırasıyla değerlendiriyorum. Sevgili yarışseverler diyerek altılı ganyanın ikinci ayağına geçiyorum. Altılı ganyanın ikinci ayağı 4 yukarı yaşlı İngilizlerin 1300 mesafe çim pistte koşulacak şartlı 2 yarışta devam edecek. Arkadaşlar, altılı ganyanın ikinci ayağında esasen banko olarak yazılabilecek, banko olarak tercih edilebilecek bir isim var. Son yarışları her ne kadar birinci gelemese de bu gruptan kaliteli bir safkan olduğunu düşünüyorum. Özellikle anne kanattı Damdasyon. Damdasyon tanıyanlar bilir. Gerçekten çok kaliteli, gerçekten çok güzel bir safkandı. Kolej Chaplin tayıydı Damdasyon. Emperson'un babası da Lionheart arkadaşlar. Özellikle son yarışlarında çok mükemmel bir form yakaladı. Sayın Nimet Arif Kurtel'e ait 3 numaralı Empire Son isimli safkanı ben bugün birinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine bu safkanın kötü koşması durumunda son yarışında özellikle yeşil ışık yaktı. Taylığında çok şeyler vaat ediyordu bu safkan. 9 numara The Mailman isimli safkan.
düzelme yolunda görüldüğü bugün İlker Soyat idaresinde 3 numaralı Empire Son'un kötü koşması durumunda ben ilk isim olarak 9 numaralı The Mailman isimli safkanı öneriyorum. Yine son yarışında beğenimi kazanan bir isim oldu. Özellikle anne kanattı. Pardon'a dayanan bir safkan. 5 numaralı Efe Halil. Özellikle düzelme yolunda görüldüğü bugün Halil Kaplan idaresinde ben 5 numaralı Efe Halil'de bugün 3. şanslı isim olarak öneriyorum. Yine burada sürpriz şans tanıdığım bir safkan var. 4 numaralı Avukat. Arkadaşlar bugün burada sürpriz şansına sahip bir isim. Yine 2 numaralı Dominesans isimli safkanlar sırasıyla bu ayakta değerlendirilebilecek isimler diyorum. Ve 2. altının 3. ayağına geçiyorum. 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1400 mesafe kum pistte koşulacak Handicap 16 yarışı. Her yarış söylüyorum, bu yarışta söyleyeceğim. Özellikle Benekli Kız gibi bir safkanın tayı, yani kumun kralı, kumun şampiyonu Benekli Kız'ın tayı, yine Playboy'un torunu, Playboy 1, gerçekten kumun çok tartışmasız isimleriydi bunlar arkadaşlar. 3 numaralı Baba Yaga son yarışlarında sizlere ısrarla vermiştim. Ve bu yarışında da yine 3 numaralı Baba Yaga'nın ben bu grubu yine rahat geçeceğini düşünüyorum. Özellikle Tolga Yıldız arkadaşımız idaresinde çıktığı yarışlarda çok etkili oldu. Ben 3 numaralı Baba Yaga'nın bu rakiplerini rahat geçeceğini düşünüyorum. Yarışsever arkadaşlarıma günün Banko ismi olarak Altılgan'ın 3. ayağında 3 numaralı Baba Yaga isimli safkanı öneriyorum. Ve Altılgan'ın 4. ayağına geçiyorum. 3 yaşlı İngilizlerin 2100 mesafe kum pistte koşulacak Handikap 14 yarışı. Arkadaşlar burada da özellikle yine içimden tek geçen bir safkan var ama bu grupta kimin ne yapacağı belli olmuyor. Özellikle son yarışında beden dilini çok beğendiğim bir safkan var. Son yarışını çok beğendiğim bir isim var. Bosporus temsilcisi 4 numaralı Elbruz. Özellikle anne babası Galetto. Gerçekten Galetto gibi koştu. Galetto gibi geldi. 4 numaralı Elbruz arkadaşlar. Burada benim beğenimi kazanan isim. 4 numaralı Elbruz'u ben bugün 1. şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 9 numaralı Duncan arkadaşlar. Özellikle son yarışlarında gerçekten çok etkili yarışlar çıkarttı. Son üçüncülüğü çok güzel bu safkanın. Mustafa Çiçek idaresinde ben 9 numaralı Duncan'ı da 2. şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 1 numaralı Zirkonyum. Daha sonra düşünmesi gereken safkan olarak görüyorum ben bu koşuda. Ve Altılgan'ın 5. ayağı. 3 yaşlı Arapların 1200 mesafe çim pistte koşulacak meydin yarışı. Arkadaşlar burada 9 numaralı Kızılçığ isimli safkan Sancaktepe temsilcisi. Özellikle bir yarış önce ikinci geldiği yarışta benim çok beğenimi kazanmıştı. Bugün Necmi Altın idaresinde piste çıkacak Kızılçığ isimli safkan benim bu koşuda 1. şanslı safkanım olacak. Yine Şanlıurfa'dan gelen bir safkan var. 1 numara Ağır Baba. Gerçekten kaliteli safkan izlenim veriyor. Bugün çimde bakalım nasıl gidecek ki pedigri olarak çime gider bir pediglisi var. Ben 2 numara, 1 numaralı Ağır Baba isimli safkanın da 9 numaralı Kızılçığa ilk rakip olmasını bekliyorum. Yani buraya 1. şanslı ismim 9, 2. şanslı ismim 1 olacak. Yine bu iki safkan dışına çıkarsa diye devam ediyorum. Yine Onur Kağan temsilcisi 8 numaralı Kervantay. Bugün Gündüzeli arkadaşımızın idaresinde piste çıkacak. Son güzel üçüncülüğünle bu grupta değerlendirilebilecek safkandır. Yine 10 numaralı Prens Kora isimli safkan. Yine güzel bir ikincilik elde etti için piste koştuğu yarışta. Özgün Han temsilcisi bugün Mustafa Çiçek idaresinde şans arayacak. Bugün benim 4. şanslı safkanım olacak. Yine 4 numaralı Editör. Halef Katı idaresinde piste çıkacak. Bu safkanda gerek pedigrisi gerek 6. ayın 22'sine koştuğu son yarışında dikkatleri üzerine çekti. Burayı da 9, 1, 8, 10 ve 4 şeklinde değerlendiriyorum. Ve Altılgan'ın son ayağına geçiyorum. Altılgan'ın son ayağına geçmeden önce bütün arkadaşlarımızdan Pirojan Turgay arkadaşımızın YouTube kanalına destek vermenizi istiyorum arkadaşlar. Bütün arkadaşlarımdan Pirojan Turgay arkadaşımızın YouTube kanalına destek vermesini istiyorum. Burada çıkacak yazıya tıklayarak Turgay arkadaşımızın YouTube kanalına girebilir ve ona destek olabilirsiniz. Bütün arkadaşlarımızdan duyarlı olmasını ve kanalına abone olmasını istiyorum. Sadece 150 kişi kaldı 1000'e. Eğer sizler de abone olursanız 1000 kişiyi dolduracak arkadaşlar. Bu konuda da desteklerinizi bekliyoruz. Ve arkadaşlar Altılgan'ın son ayağı dediğimiz gibi 4 yukarı yaşlı Arapların
1800 mesafe Çin pistte koşulacak şartlı iki yarışıydı. Burayı da 3 safkanla değerlendireceğim arkadaşlar. Özellikle 3 numaralı. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar Altıgani'nin 5. ayında 9, 1, 8, 10 ve 4 vermiştik. Burada bir safkan daha varmış. 11 numara Balsena isimli safkan varmış. Bunu atladık arkadaşlar. 9, 1, 8, 4. 9, 1, 8, 10, 4 ve 11 şeklinde Altıgani'nin 5. ayağı. Ve Altıgani'nin son ayağına geçiyorum. 4 ve Kore yaşlı Arapların 1800 mesafe Çin pistte koşulacak şartlı iki yarışı Altıgani'nin son ayağı. Burada özellikle arkadaşlar takibimdeki bir isim var. 9'unculuğumda Çin yarışını beğenmiştim. Tuncal Kırgül'ü orijini ile Sayın Selin Dikenci'ye ait 3 numaralı Efe Yürek. Bugün ekürü koşma avantajı da bulunuyor. Yine ekürüsü 13 numara yarışsa da çok güzel bir safkan. Özellikle son yarışlarında gerçekten çok diri, yakın ara bitiriyor. Yani ekürüsü ile birlikte burada bu safkanlar tek olabilir aslında. 3 numaralı Efe Yürek ve 13 numara yarışsa ön planda görünen isimler. Bu safkanın yanına at yazmak istiyorsanız arkadaşlar özellikle sizlere önereceğim isim yine kalitesiyle 4 numaralı S Anadolu ve 2 numaralı Gülüşlü sırasıyla bu koşuda değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Burayı da 3-4-2 şeklinde değerlendiriyoruz. Yine küçük oynayan arkadaşlarım burada 3 numaralı Efe Üvey'i tek yazabilirler ya da Altılı Ganya'nın söylemiştim 2. ayında 3 numaralı Damdasyon'un torunu Empire Son. Arkadaşlar bu safkan da banko olarak yazılabilir. Altıgani'nin 2. ayında 3 numaralı Empire Son isimli safkan tek olarak değerlendirilebilir. O takdirde sonraya daha fazla safkan da yazabilirsiniz. Tuttuğunuz safkanları değerlendirebilirsiniz diye düşünüyorum. Ben hepinize hayırlı bayramlar dilerim arkadaşlar. Hepinize ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir bayram temenni ederim. Umarım bayramda şanslı kalemleri hep birlikte buluruz. Hep birlikte güzel ikramiyelere imza atarız. Özellikle şunu da ifade etmek istiyorum arkadaşlar. Elimden geldiğince tahmin vermeye çalışacağım ama sonuçta bayramda ailemle gezmek de istiyorum, dinlenmek de istiyorum. Uzun süreden beri bir gün bile tatil yapmadım. Belki bayramda ailece gezmeye gidebiliriz. Yorum veremediğim zamanlar olabilir. Bunun için de hepinizden anlayış bekliyorum arkadaşlar. Ama elimden geldiğince de tahminlerimi aksatmamaya çalışacağım. Hepinize hayırlı cumalar dilerim. Hayırlı bayramlar dilerim. Sevgili yarışseverler görüşmek üzere. Esen kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.